Altıncı fasküldeyiz arkadaşlar. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen bildiğimiz üzere bütün kenarları eşit. Burada da belirtildiği üzere işte bir kenarına A demiş. Şuradan dikme çektiğimizde doğal olarak bu dikme iki eş parçayı bölecek. İkiz kenarın tabi bu arada bütün özelliklerini sağlıyor. Burası o zaman A bölü 2, A bölü 2 oluyor. 60 derece, 60 derece burası 30 oldu. 90'ın karşısı A, 30'un karşısı A bölü 2, 60'ın karşısı da A bölü 2'nin kök üç katı, A kök üç bölü 2 geliyor. Burada da 30, 60, 90 üçgeninden kenarların A bölü 2, yüksekliğinde A kök üç bölü 2 olduğunu görüyoruz. Hazır gelmişken alanı da isterseniz bir hatırlayalım. Alan ABC burada. Taban A, yükseklik A kök 3 bölü 2, tekrar bölü 2'si olacaktı hatırlarsın. O zaman bu A kare kök 3 bölü 4 diye bizim zamanı geldi kullanacağımız durumda burada A çıkar. Şimdi çevresi 30 santimetre olduğuna göre demek ki 3 A'mız 30, A'mız buradan 10. Yükseklik neydi? A iken A kök 3 bölü 2. Yani burası 10 sa burası da bize 10 kök 3 bölü 2'den 5 kök 3 gelecek. Ya da bir tane üçgen çizip oradan 30-60-90 üçgenlerini de rahatlıkla bulabilirsin. Burada demiş AED eşkenar üçgen. O zaman şuraya bir 60, şuraya 60 yazmayabiliriz. Artık yazdık. Bu 90, burası 60 olunca demek ki bu da 30 derece olacak. Şimdi eşkenar üçgen olması bize neyi sağlayacak? Buraları x. Şimdi 30'un karşısında burada x artı 2 var. Burada o zaman bunun iki katı var. Yani iki tane x artı 2 var. Bu bize o zaman 2x artı 4 eşittir x artı 7. Toparladığımızda x 3 olarak gelecekmiş. ABC eşkenar üçgen. Burada biz şu açıları yerleştirdiğimizde 30, 60, 60'ın karşısı 3 kök 3'te 30'un karşısı 3, burası 6. Toplamda bu kenarımız 13, buranın 13 olması lazım. Yani x artı 6'nın 13, x'in 7 olması gerekecek. Bunu söylemiş. ADDC eşit ABC eşkenar üçgen. Tekrar şuralarda bir 30 60 yerleştirelim. Pardon. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Burası tekrar 4. O zaman bir kenar 8. Burası 2 ise burası 6. Burası 60'tı. Bu da 30'du bu arada. 90'ın karşısı 6 olunca 30'un karşısı 3. Tekrardan burası 8 olacak. 5 artı x 8'den x 3 olarak geliyor. Eşkenar üçgen biçimindeki parkın kenarındaki P noktasında bulunan Tuğçe parkın içindeki geçerek park içinden geçip karşıya geçecek. Tuğçe'nin bulunduğu noktanın en yan köşe uzaklığı 40 ve 60 santimetre. En az kaç metre yürümelidir? En azın mantığı dimdik gidecek anlamında. Dolanmadan. Burada bu eşkenar üçgen olmasından dolayı şuradan bir dikme çektiğimizde şimdi şunları bir oluşturalım. Burası dik. 100 ya burası. Burası da 100. Şimdi burası 60'ı biz 50. Buraya da 10 alacağız. 100, 50. Bu da 50 kök 3. Şimdi şuradaki Pisagor'dan rahat da bulabilirsin. X kare 10'un ve 5 kök 3'ün 50 kök 3'ün karesi. Sıfırlar yoracaksa şunu da yapabilirsin. 1'in karesi 5 kök 3'ün karesini bulursun. Burada ne yapar? 1, 25, 75.
76 mı yapıyor? Şimdi o zaman bunu biz buraya tekrar yaptığımızda 76'nın 10 ile çarptığımızda 760 olup x'i buradan kök 760 veya yani bunu düzeltmem gerekecektir tabii. ABC eşkenar üçgenmiş. ABF doğrusal. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu açı 60 derece ya. Şöyle. Şuradaki açılarımız eşit ve ikiye bölmüş hali. Yani 30. Tekrar burası 30. Peki burası 60'tı eşkenar üçgenden. Şurası da 30 olunca şu bölge 90. Şimdi burası 15. Neresi o? 60'ın karşısı. O zaman x denilen yer 30'un karşısı olduğu için kök 3 bölünmüş hali. Kök 3 ile genişletelim bunu. O da 5 kök 3 olarak karşımıza gelecektir. Sınav sorusuymuş. Burası 30. Şurası eşkenar üçgen olmasından dolayı şöyle bir 60 var. Bu arada bu x'e doğal olarak bu da x. Şimdi 30 60 burası 90. 90'ın karşısı 1 olunca 30'un karşısı da yarısı olacak 1 bölü 2. Burada ne demiş? ABC eşkenar üçgen olmuş. Şurası dik. DC uzunluğu 2 ise DA uzunluğu 3 demiş. Şimdi burası o zaman şu açı 60 derece. Şöyle birazcık şekil küçük olunca içine sığmayacak değerler. Onun için şuraya yazıyorum. Burası da 30. Şuraya 2 dersek 30'un karşısı 1 olacak. AD dediğimiz değer bu arada 3'tü. Bir kenarımız o zaman toplamda 5. EC 1 ise EB'mize de 4 kalıyor. Çünkü toplamda burasının 5 olması lazım. EB 4, EC'miz de 1. Cevap 4 olarak karşımıza geldi. Şimdi bu soruda da ABC eşkenar üçgen AH uzunluğu ED uzunluğuna eşit. Yani şu uzunlukla bu uzunluğun eşitliği çözülmeli. Birbirinden alakasız iki uzunluk. Şimdi eşkenar üçgende yüksekliklerin hepsi birbirine eşit. Çünkü açıların hepsi birbirine eşit olduğu zaman kenarlar eşit. Oradan kenar ortay, açı ortay hepsi eşit olur da söylemiştik daha önceden. Buradan şunu çizdiğimizde esasında ilk önce biz buna sadece kenarortay diyebiliriz. Ama eşkenar olduğu için aynı zamanda bu dik. Bu parça o zaman yükseklik bununla aynı. Şu kısımdakinle. Çok da öyle karalamak istemiyorum. O da buna eşit olduğu için burada bir eşitlik söz konusu. Bu arada bu açılar 30 derece. Bu da 30 derece. Şimdi burası 90'dı. Bu 60. Bu arada bu 4'tü. Burası da ne olacak o zaman? 4 olacak. Neden? Çünkü bu açıda 30 olacak. Burası 4 ise bu da 4. O zaman burası da 8 olarak karşımıza geliyor. Burada CL uzunluğu şuradaki CL bunlar eşit. İkizkenar şurada verilmiş. AO uzunluğu OB X verilmiş. DE'miz nereye paralelmiş? AB'ye paralelmiş. Oraya bir bakalım. ABC ve DOC eşkenar üçgenler. Tamam. Bize neyi sormuş? OL'yi sormuş. Şimdi burası bu arada benzerlikten şunu bir hatırlatayım. Kaçıranlar varsa oradan bir temeli bir oluşturalım. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi temel benzerlik oranı ne diyordu? Şunu söylüyordu bize. İşte şuradaki eşit olup burada eşit olduğu zaman bu uzunluklar birbirine paralel. Burası x kadarsa burası 2x kadar oluyordu. Şimdi burada oranlar aynı.
Burada oranlar aynı. Şimdi bir kere burada bir de şöyle bir hata olmuş yani. Onu gözden kaçırmayalım. ABC eşkenar üçgen ise AB uzunluğuyla CB uzunluğu aynı olur. Ve bunlar iki çizgi iki çizgi şöyle olması lazım. Yani eşit anlamında böyle olmalı. Neyse. O zaman burası 60, 60, 60'tan buralarda x gelir. Bu kenarda 2x olur. Yani şurada tamam şu 1'e 2'yi de kullanabiliriz ama şuradaki eşkenardan da x 2x karşısı kullanılabilir. Şimdi burası 90 derece. Çünkü yükseklik aynı zamanda kenarüstü aynı zamanda açıortay oluyor. Şu açıları şöyle yazarsak 30, 30, 30. Benzer şekilde şurası 60, şurası 30. Şimdi paralel olunca DE bu 30 var ya, bu da buraya geçmiş olacak. Bu da 30 olacak. O zaman burası da dik olmuş oldu. Şimdi burası 60'ın karesi 8 öncelikli olarak. 30'un karesi ki burası 8 bölü kök 3. Bu uzunluk da şurası da 8 bölü kök 3 olacak. Şimdi şöyle bir resmi temizlemek için yeni bir tane daha çizelim. Daha rahat olacak. Efendim. Şurası 16 bölü kök 3 ise ki burası 60. Burası da x, bu da 2x. Şuralar bak. COB üçgenini şuraya çektim. COB'yi. Şimdi ne yapacağım? 60'ın karşısı 16 bölü kök 3 ise x 30'un karşısında olduğu zaman 16 bölü kök 3'ün kök 3'e bölünmüş hali. Yani o da 16 bölü 3 olarak gelecekmiş. Şimdi burada da 30, 60, 90 kullanılacak. Biraz şekil şey olmuş ama keşke biraz da ortalasalarmış. Şöyle çizilecek bu. Bu da şöyle. Hemen hemen hani katraşın dışına çıkmayalım. O şekilde kalsın. Şimdi burası 60. Bu da 30. Şimdi burası 2A ise burası da A olacak. Ve sonuç A artı 7. 2 artı 5. A'mız 2 geldi. A'mız 2 geldikten sonra 2 artı 7 x'imiz de 9 gelir. ABC eşkenar üçgeni demiş. Güzel. BE, EA işte orada bir diklik çekme hakkım var ya da kenarüstü. Asıl bizim çözmemiz gereken yer BH'ın DE'ye eşit olduğu yer. Şimdi burada E ile C'yi birleştirelim. Şöyle. Şimdi bu dikse burası da dik olacak ve burası da tek çizgi olacak. Şimdi hem açıortay hem şey olduğu için kenarüstü olduğu için şuraları açıları da 30-30 yazabiliriz. Şimdi bu uzunluk bu uzun eşit olunca şu üçgende gördüğün gibi taban açılar eşit. X'imiz 30 derece geliyor. Şimdi eşkenar üçgende eşit olmayan kenardan dikmeler atıyorduk eşit olan kenarlara ve bu dikleri toplamları bir tane haşa eşit oluyordu. Eşit yükseklik duvarı sahip. Burada da içinde bir nokta alıyoruz. Köşelere dikmeler çekiyoruz. Şimdi bir eşkenar üçgen bir kere ikizkenar üçgen özelliklerini koruyor. Şimdi biraz daha yukarıdan mı çekseymişim? Şöyle daha sağlıklı olacak. Evet. Şimdi yeşil çizgi bir kere bizim BC kenarımıza paralel. Şuraya paralel. O zaman bu 60'sa bu da 60. Değil mi?
Aynı şekilde bu 60 buraya gelecek. Burası işte ne olsun? K olsun isimlerken. AKL üçgeni de şuradan dikmeler çekmişiz kenarlara. Şimdi o çektiğim dikme örneğin ikizkenarda olduğu gibi K'dan çekilen dikmeyle aynı olacak. Ama eşkenar üçgen olduğumda bu AKL eşkenar üçgen K'dan çizilen dikmeyle L'den çizilen A'dan çizilen arasında bir fark yok. Yani ben esasında şuradan çizseydim de dikmeyi şöyle aynı sonuca ulaşacaktım. Yani bu mavi çizgili kırmızı çizgi aynı. Şimdi o zaman PD ile PE'nin toplamı, PD ile PE'nin toplamı mavi çizik kadar oldu. PFD burası ki bu arada burada bir durum var. Bu ne kadarsa bak bu da o kadar olacaktır. O zaman buradan başlıyorum bak. Şöyle burası PD artı PE idi. Burası da PE'ye eşit. PF'ye eşit pardon şu son olana. O zaman bizim bir tane yüksekliğimiz elde edilmiş oldu. Yani eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan kenarları çizilen dikme uzunlukları toplamları bir tane yükseklik yapıyor. Şimdi burada o zaman 1, 2, 3'ün toplamı ne olacaktır? H'ımız yani 1 artı 2 artı 3'ten 6 olacak. Bunu biz istersen şöyle hani bir daha bir gösterelim. Şuradan bir tane dikme çekelim. Şurası 3, 3, 6. Bu da o zaman ne olacaktır? 3 kök 3 olarak 30, 60, 90'dan gelecek. Bu arada yazmamıştık ama bunlar 60. İşte buraları da 30 olarak karşımıza geliyor. Pardon, biz yanlış yaptık. Neden? Yükseklik 6 idi. Şunu düzeltelim. O zaman burası 6 bölü kök 3. Yani ne yapar o? 2 kök 3 yapar. Burası da 4 kök 3 yapar. Şeyleri dikkat düzeltelim. İyi oldu. Ve bir kenar 4 kök 3 olduğuna göre çevresi 3 tane 4 kök 3 olacak. O da 12 kök 3 olarak geliyor. Eşkenar üçgen biçimdeki bir bahçenin ortasına bir su kuyusu açılmıştır. Kuyunun bahçe kenarının birine uzaklığı diğer iki kenarın her bir uzaklığın iki katı eşittir. Bahçenin çevresi 48 metre olduğuna göre kuyunun bir kenarı olan en kısa uzaklığı ne kadar demiş. İlk önce şunu da bir anlaşalım. Şu üçgeni bir çizelim. Şimdi ne olacak? Kuyusu açılmış. Kuyunun bahçe kenarının birine uzaklığı diğer iki kenarın her birine uzaklığın iki katına eşittir dedi. Bu şunu sağlayacak. Şurada o zaman bu kenar şöyle x kadar. Burası x kadarsa şurasını 2x olarak alacağız. Yani en kısaları şöyle şunları bir yerleştirelim. X, x, 2x. Ne demiş? Kuyunun bahçe kenarlarından birine uzaklığı, şuraya olan uzaklığı, diğer iki kenarın her birine uzaklığın iki katına eşittir. Demek ki onlar x x olup bu. Şimdi bunun çevresi 48 ise 3 a'mız 48. A'mız o zaman 16. Şimdi x x 2x'in toplamı h yapıyor. Bu arada h dediğimiz değer neydi? A kök 3 bölü 2. Nedir o da? 16'nın yarısı 8. 8 kök 3. Bu 8 kök 3 eşit olacak. O zaman x'imiz 2 kök 3. Bize de kuyunun bir kenarı en kısasını soruyor. Yani x'i sormuş. Cevap 2 kök 3 gelecek. Şimdi biraz önce içinde bir nokta alıp kenarları dikmeler çekip bu parçanın uzunluğu bir tane yüksekliğe eşit oluyordu. Şimdi ise içindeki bir nokta alıp kenarlara paralel atıyorum. Bu paralel uzunlukların toplamı bir kenara eşit oluyor. Peki neden böyle bir şey var? Bir onu ufak gösterelim.
Örneğin LP şunu şöyle uzatayım şuraya kadar. Şimdi elimizdeki malzemeye bakalım. Şurası 60. Şimdi bunlar paralel olduğu için şuradaki açı 60'sa doğal olarak buraya da 60 geliyor. Sonra yöndeş açıdan bu da 60 oluyor. Bu da 60 oldu. Şimdi buraya A dersek burası eşkenar üçgen oldu gördüğünüz üzere. A geldi. Şimdi benzer bir şekilde bu arkadaş da buna paralel. O zaman buradaki A'yı buraya kadar getirmiş oldum. Sonra burası B kadarsa bu da B kadar onu şurada oluşan paralel kenardan dolayı. Şimdi şurası C. Şimdi 60, 60, burası da 60. A artı C. O zaman burası da A artı C. Burası da C olmalı. Gördün mü? Bu kenar A var, B var, C var. Bir kenarı toplamına eşit olmuş oldu. İçindeki o paralel parçaların toplamı. Burada da bu 3 nokta birbirine paralel kenarlar verilmiş. 2 buraya paralel neyse. O zaman bir kenarımız A'mız 1 artı 2 artı 4'ten 6 7. Yükseklik haşımız A kök 3 bölü 2 idi. Yerine koyacağız. O da 7 kök 3 bölü 2 geldi. Bir eşkenar üçgenin içerisinde alınan bir noktadan kenarlara çizilen dikleri toplamı 12 kök 3 santimetre ise bu noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı kaç santimetredir? Kalemin ucunu göremedim. Ha, şöyle demiş. Bir eşkenar üçgen için alınan bir noktanın kenarlara çizilen diklerin toplamları yani haşımız 12 kök 3'müş. Yani bu A kök 3 bölü 2'den A'mız 24 geliyor. Bu noktadan kenarları çizilen paralellerin dediği o da A'yı verecek. Yani 24 olmuş olacak. Şimdi burada da iki dik çizilmiş bir de yarım bir durum var. Ya hepsini paralel yapalım ya hepsini dik yapalım. Mesela burada iki tane dik olduğuna göre üçüncüyü de dik yapalım ki diklerden gidelim. Öbürkünler de paralelliğini oluşturacaktım o zaman. Artık hangisi işine gelirse ben şimdi bunu tercih ettim. Şimdi burası 60. Burası da 60. İşte 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3. Bu da 3 kök 3 geldi. Şimdi o zaman H 3 kök 3 kök 3 ve 2 kök 3'ün toplamından 6 kök 3 geldi. Pardon. Bu da A kök 3 bölü 2'den A'mızın 12 olduğunu söyleyecek. BC dediği de bir kenar rahatla bulmuş olduk gördüğünüz üzere. Şimdi bunlar birer eşkenar üçgenmiş. ABC büyük üçgen. AEF pembe ağırlıklı. DKC'de yeşil ve bir kısmı kahverengi olan yer. Şimdi o zaman bunlar biz isim takar yani açılarını yerleştirsek şuralar bir 60'ar derece. Şöyle şöyle 60 60 60 60. Şimdi şuraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Burası da A olur o zaman. Buraya B dersek AF A artı B olduğuna göre buraları B, burası da A artı B olacak. Buraya C dersek A artı B artı C. Burası A artı C. Bu B. Burası da C olarak gelecek. Şimdi çevre AF dediği şey 3 çarpı A artı B 15'miş. DKC dediği yer 3 çarpı A artı C 10'muş. DLF dediğimiz yer DLF burası 3A'ymış. 3A'mız 4. Çevre ABC'yi soruyor bize. Yani 3 çarpı A artı B artı C diyor. Şimdi bunu çıkarıp şurada toparladığımızda 3 parantezini alacağız. Hepsine var. A artı B,
A artı C eksi A 15 10 eksi 4. Gördüğün gibi A'lar gidiyor. Gördün mü? 3 çarpı A artı B artı C 25 21 mi gelmiş oldu? Bu şekilde yakalamış olacağız. A'yı B'yi C'yi bulabiliriz ama kesirlerle uğraşacağız. Bence gerek yok. Böyle bütünsel bakalım daha iyi. Şekilde ABC doğrusu üzerinde doğrusal sıralanan yeşile boyalı 3 eşkenar üçgen verilmiş. Peki. AB'miz toplamda 28'miş. Şimdi burada gizli şu 30, 60, 90'ları bir oluşturalım da 60, 60 olunca burası 30. Bu da 60'mış o zaman. Şimdi 60, 60 burası 60 olup bu 30 olacak. Şimdi burası x ise öncelik olarak bu 2x. Bu da 2x. Bu da 4x o zaman. Burası o zaman 4x. Burası 2x. Bu da x. Tamam. 7x eşittir o zaman 28. X dediğimiz değer 4. Şimdi tüm şeklin çevresi dediği yer şurası olacak. Şimdi 4x tekrar burası 4x. Burası x. Ben şekil olunca şunu algıladım. A'dan B'ye kadar 28 zaten. Sonra x 4x'ten şuraları var. Orası da 5x. 4 kere 5'ten 20 de orası var. Bir de şu kısmı almamız lazım. Buralar ne bu arada? X 2x x kök 3. 4x 2x 2x kök 3. Yani orası 3 kök 3 x. X de 4 olunca 12 kök 3. Toplamda burada 48 artı 12 kök 3 gelmeli gibi gözüküyor. Ha, eşkenar üçgenlerin çevrelerini kastediyorsa o daha basit ama şekil deyince ben açıkçası o pembeli yeri de dahil edeceğini düşünüyorum. Bir geometrisinde aşağıdaki etkinlik yapılıyor. 1. Kenar uzunluğu 8 santimetre olan eşkenar üçgen çizilir demiş. İsterseniz biz de o esnada yapalım. Şöyle bir tane hafif de biraz gene büyük olsun. Şöyle bir şey çizdik. 8 santim bir eşkenar üçgen çizdik. Eşkenar üçgenin yüksekliğini çizelim. Şuradan şöyle çizelim. Bir kenarı önceki üçgenin çizilen yüksekliğiyle olan bir eşkenar üçgen çizelim demiş. Ha, o da şöyle olacak. Şurası bizim yüksekliğimiz. O da şöyle bir şey olabilir mi? 3 aşağı 5 yukarı evet. Şimdi burada ya da şöyle yapalım. Kırmızıyla karışmasın diye mavi. Burası 90. 60. Burası da 30. Daha önce çözümümüz bir soruya benzeyecek. 16 bölü 3 çıkan soruya arkadaşlar gibi duruyor. Çizilen üçgenin oluştuğu şekli boyayınız. Boyalı bölgenin çevresini bulun demiş. Yani şurasını bulacağız. Burası 8'di bu arada. Burası 4'tü. Burası 4'tü. Burası 4 köküçtü. Burası da 4 köküç. Eşkenar üçgen kenarları. Burasını bulacağız şimdi. Bu arada burası 60. Burası 90 oluyor. Gördün mü? Şimdi 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2. Burası 90. Bu 60. Bu kez burası 30 oluyor. 90'ın karşısı 4 kökse bu da 2 kök 3 oluyor. Şimdi çevremizi bir alalım. 8. Şurası 4. 4 yine 8. Burası toplamda 8. 4 kök 4 4 16 ve burası 18 geldi. Aynı zamanda bir de şurası var. 4 kök 2 kök 3 toplamı 6 kök 3 geliyor imiş. 18 artı 6 kök 3 cevabına ulaşmış olduk. Burası 60 60 eşkenar üçgenler oluşmuş. Oluşturacağız daha doğrusu.
Şimdi onu nasıl oluşturabiliriz? Bir bakalım. Şuradan resmi tamamlasak. Şöyle. Ne olur? Şurası 4 olduğuna göre, buranın 4 olması için 2. Şurası da 4 olacak. Şurayı bilmiyoruz. Şimdi ben burada kosinüs teoremiyle bunu bulurum ama kosinüs teoremi boğmak istemedim. Şunu yapalım istersen. Rengi değiştirelim dur ilk önce. Mavi olsun, farklı farklı renklerle çözelim. Şuradan bir tane dikme çekelim. O dikme biraz şekil tabii küçük olunca zorladı beni ama burada 30-60-90 üçgeni geliyor. Şurası 1 olacak. Bu arada o zaman buraya 3 kalmış olacak. Burası da kök 3. Ne olacak o zaman bu? Şurası bak şöyle bir şey oluşturdu. Burası 90. Burası kök 3. Bu da kök 6. Ne olabilir burası bak? Bu yine kök 6 olabilir. Şey pardon kök 3 olabilir. Kök 3, kök 3, kök 2 katı oldu. Şurası o zaman bak kök 3. Şuradan şurası da 3'tü. Cevabımız o zaman 3 artı kök 3 olarak karşımıza gelebilir. Bir kenarı 12 metre olan eşkenar üçgen biçimdeki bir parkın ortasına çim ekilecek. Etrafı yürüyüş yolu yapılacaktır. Yürüyüş yolunun eni 2 metre olduğuna göre çim ekilen eşkenar üçgensel bölgenin çevresi ne kadardır demiş. Şimdi şurası 2 olacak. Şurada da 2 olacak ama şuralar, şu köşeler biraz farklı olacak. Onu nasıl düzeltmiş bir bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle buraları da şöyle oluşturalım. Şöyle bir çizelim. Şimdi burası 90, bu 2. Burası 2 olacak. Şurası 30 olduğuna göre 30'un karesi 2 ise bu 4. Şimdi toplamda biz şunu yakalamış olacağız. Burası da 2 kök 3 bu arada. Burası 2 olur. Burası da 2 kök 3. Şurada 4 olacak. Şimdi toplamda bizim burası ne kadardı? 12 idi. 12'den o zaman burası 12 eksi 4 kök 3 olacak. Şu parça. Bu parça dikdörtgen oluşturduk orada. Dik de bu arada küçük olduğu için şekil fazla karılmıştı ama bu uzunluk birleşti de olacak. Bir kenar 12 eksi 4 kök 3 oldu. Bunu 3 ile çarpacağız. O da 36 eksi 12 kök 3 gelmiş oldu. Şekiller küçülttüğü için şey biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çözümü yaparken evet. Mesela burada iyi olmuş. Bir kenar uzunluğu 8 kök 3 olan bir eşkenar üçgen çiziliyor. Bu üçgenin yüksekliğinden biri çiziliyor. Çizilen yüksekliğin orta noktası ne ile işaretleniyor? İsterseniz resmi birazcık biz de çizelim. Bir tane eşkenar üçgen oluşturacağız. Şöyle. Arkasından bir tane yükseklik çizin demiş. Çizelim. Şöyle çizdik. Sonra yükseklik çiziliyor. Çizilen yüksekliğin orta noktası. Tam orta noktası ne? Adlandı. Yükseklik orta noktası üçgenin köşeleriyle birleştiriliyor. Köşeleriyle birleştireceğiz. Birleştirelim. Zaten bir tanesi birleşmiş. Şu. Tamam. Şimdi bir verileri yerleştirelim. 8 kök 3. Burası 4 kök 3. Burası 4 kök 3. Toplamda bu 12 yapar. Buraları da o zaman 6'şar. N nokta üçgenin köşeler uzaklığı toplamı demiş. Bir tanesi 6. Şu uzunluk x ise bu uzunluk da x.
bu arada. X'in karesi eşittir 6'nın ve 4 köküçün karesi. Ne yapar o zaman? X'in karesi 36 artı 16 48. Burası 84 yapıyor. X kök 84'ten 2 kök 21 geliyor. O zaman 2 kök 21 buradan. 2 kök 21 buradan. 4 kök 21 artı 6 olarak karşımıza gelecektir. ABC eşkenar üçgen demiş. İstersen şurayı bir yerleştirmeden başlamayalım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. Tekrar burası 60, burası 30. 90'ın karşısında 2A diyelim. A bölü 2 ile uğraşmayalım. Burası A. A artı 8 bir kenar oluyor. 3 artı 2A artı pardon 3 artı 2A da bir kenar oluyor. Buradan ben A'yı kaç bulmuş olacağım? 5. A 5 ise bir kenarımız 5 artı 8. Aynı şekilde burada gördüğünüz üzere x artı 4 de bir kenar veriyor. O zaman şuradan bir sadeleştirme yapıverelim. 4x 9 olarak karşımıza gelecekmiş. ABC bir eşkenar üçgen. FL, EL, KN ve NL üçgenin kenarlarını paralel derken tabi bu tek tek belirtmesi de fayda var ama aşağıda yani herkes gözüküyor diye herhalde şey yapmamış. Şimdi şekildeki uzunluklar değerlerine göre üçgen içindeki boyalı bölgenin her birinin çeyresini bulalım demiş. Mesela yeşili bulalım demiş. Şimdi burada burası 7 ise paralellikten dolayı B ile D 7 ise şunu şöyle tamamlasaydık. Şöyle. Tamamlayamadım. Niye tamamlayamadım? Nokta nokta yapınca. 7 olacak. Burası 6. 7 olması 5. Buraya gelecek. Burası da 2 olacak. Bu 6 ise burası 3 olacak. Bu da 3 olacak. Şimdi benzer bir şekilde biz bunları şöyle eşkenar üçgenler tamamlayalım. Ya da bunu şöyle tam çizsek nasıl olacak? Şey gibi oldu biraz böyle yarım hoşuma gitmedi benim. Eksik gibi oldu. Şunu şöyle tamamlasam. Ha, şöyle mesela bir eşkenar üçgen oluyor. Şöyle tamamlasak bir eşkenar üçgen olacak tamamında. Evet. Şunu da bir tık küçültelim. Resim küçük olunca tabii şey oldu. Burası 5 ise bu da 5. Burası 3. Burası 2. Burası 6 olması için bu da 3 olacak. 4, 3, 3 bir kenar 10 oldu. Morluyu baz alırsak 10 olması için buranın 8 olması gerekecek. Şimdi burası 3, 3, burası da 3 gelir. Yani şuraya 7, buraya 3 mesela. Sonra burası 3, burası 2. Bir kenarımız 15 olduğuna göre burası 5 olacak. Burası 15 olduğuna göre şurası 12 olacak. Yazmadığım yer kaldı mı? Mesela yeşili mi hesaplayacaksın? 5, 3, 7, 6, 2 toplayacaksın. Moru mu hesaplayacaksın? 4, 2, 10, 8 toplayacaksın. Sarı aynı şekilde bulacak. Artık onları sana bırakacağım. Galiba bütün kenarları buldum orada. Bu arada şurada bir kenar kalmış. 6'ydı zaten basit. Şurası da 3'müş. Onu da söyleyeyim. Amaç burada eşkenar üçgen yardımıyla kenarları bir şekilde bulmak. Kartondan çevresi 15 ve 24 santim. 2 adet eşkenar üçgen kesiliyor. Bu üçgenler birer kenar çakışacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birbirine yapıştırılıyor. Yani şöyle bir resim oluşacak. Şimdi burada dikkat ettim bilmiyorum. Son zamanlardaki sınavların standart sorularından biri mutlaka bizde soruyu soruyorlar. Yani şeklini bizden çizmemizi bekliyorlar. Soru hazır gelmiyor ve nitekim burada da biraz onu yapmış. Şöyle yapalım. Şöyle. Bir kenara ortak. Ups. Bir saniye. Artık onu öyle çizeceğiz. Üçgen şeklini almamışım da. Fark etmez hallederiz. Şöyle. Şunu bir tık takımlaştıralım. Evet.
Şimdi kartonun çevresi 15 ve 24 olan. Yani bunun kenarı 5. Bunun kenarı 8. 3 bir kenarlar çakışacak ve üst üste gelmeyecek derken bir aşağıda bir yukarıda şu kenarda üst üste geliyor. Tabi bu 8 santimetre oluyor. 3 santimetre kısmı da doğal olarak artıyor. Burası 5. Burası 8. Bu 3. Burası 10. 16, 26, 29 cevabını yakalamış olacağız. Çevresini sormuş. Arkadaşlar bu fasikülün de sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kolay gelsin.